Merhaba arkadaşlar. Sınavlarda en çok soru problemler konusundan çıkıyor. Ben de sizlere tane tane gayet açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sayı problemleri videomda da bu konunun belli başlı soru tarzlarından bol soru çözüyorum. Herkese faydalı olmasını dilerim arkadaşlar. Başarılar. Arkadaşlar, problemlerde esas olan şey matematiksel ifadelere nasıl çevireceğimiz. Burada da bazı arkadaşlar ifadelerin matematiksel nasıl e, söylüyoruz onları anlatacağım. Şimdi herhangi bir ilk sayısı için diyor sayının 5 fazlası yani x sayısının 5 fazlası demek x artı 5 demek arkadaşlar. Sayının 5 eksiği demek x eksi 5 demek sayının 5 katı demek x çarpı. 5 demek 5x demek sayının 5 katının bir fazlası demek buraya dikkat edelim arkadaşlar sayının 5 katının bir fazlası bu demek adım adım yapıyorum sayının bir fazlasının sayının bir fazlasının arkadaşlar toplamadan sonranın geliyorsa hemen şöyle parantez için alıyoruz. Nın. 5 katı. Buraya dikkat edelim. Burası önemli. Çünkü çoğu hatayı arkadaşlar şöyle yapıyor. X artı 1 fazlasının 5 katı 1 çarpı 5 diye yazıyor. Halbuki 5 katı şu 1 fazlasının 5 katı demektir. Şu şekilde ifade edilir matematiksel olarak. Buraya dikkat edelim. Sayının 5 katının istersen yine nın dedi parantez içine de alabilirsin. Nın 3 eksi çarpma olduğu için gerek duymadım sayının iki eksiğinin sayının iki eksiğinin çıkartma olduğu için bunu parantezimi koysam iyi olacak iki eksiğinin 4 katı Bunlar neyinden önemli arkadaşlar buraya dikkat edelim sayının karesi sayının karesinin önce karesinin 5 fazlası sayının 3 fazlasının arkadaşlar bakının parantezimi koydum. 3 fazlasının karesi sayının karesinin 2 eksiği sayının 3 eksiğinin karesi sayının 3 eksiğinin dedi parantezimi hemen e, koydum. Karesi 3 eksiğinin karesi dikkat edelim. Sadece 3'ün karesini almıyoruz. Sayının küpü. Yani x'in küpü. Sayının. Evet x'in. 2 katının nın küpü. 2 x'in küpü. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Herhangi x ve y sayıları için. Bu iki sayının toplamı. Ne demektir? x artı y demektir. Bu iki sayının farkı x eksi y demektir. Bu iki sayının toplamının toplamının arkadaşlar karesi. Bu iki sayının farkının karesi. Bu iki sayının farkının karesinin parantezimizi koyduk. Bu iki sayının kareleri toplamı kareleri toplamı demek bu demek. Ayrı ayrı karelerini alıp toplayacağız demek arkadaşlar. Bu iki sayının kareleri farkı. Yani karelerini alıyorum ve birbirinden çıkart. Farkı diyor. X kare eksi y kare demektir. Bu iki sayıdan biri diğerinden 3 fazla. Yani biri diğerinden 3 fazla demek bu. Ya da arkadaşlar hangi sayı büyük hangisi küçük bilmediğim için ya da biri diğerinden 3 fazla veya da bu şekildedir. Peki bu iki sayıdan biri diğerinden 2 eksik. Biri diğerinden 2 eksik veya arkadaşlar biri diğerinden 2 eksik. Şimdi hangisi onu soruda bana belirtir arkadaşlar. Ben şu an hani bu sayının birisi bu olabilir ya da e, de olabilir diye veriyorum. Peki bu iki sayıdan biri diğerinin 3 katı. Biri diğerinin 3 katı demek bu demek. Veya arkadaşlar belki y'dir x'in 3 katı olan. Bunu da yazdık. Peki bu iki sayıdan biri diğerinin 2 katından 4 fazla. Biri diğerinin 2 katından 4 fazla böyle matematiksel olarak ifade edilebilir. Veya x'in yerine y, y'nin yerine, yerine de x yazabiliriz. Peki bu iki sayıdan biri diğerinin 3 katından 2 eksik. Bu iki sayıdan biri diğerinin arkadaşlar 3 katından 2 eksik. 3 katından 2 eksik demek bu demek. Peki bu iki sayının birbirine oranının x bölü y oranının bir fazlası bu demek. Bu iki sayının arkadaşlar farkının farkı bu. Farkının 3 katı. Buraya dikkat edelim. Bu iki sayıdan biri diğerinden 5 fazla. Peki bir diğerinden 5 fazla. Matematiksel olarak arkadaşlar böyle ifade edilebilir. Şimdi sorularımıza geçelim. 4 katının 5 fazlası 41'e eşit olan sayı kaçtır diyor. Arkadaşlar istenen sayı x olsun. x olsun. Şimdi tane tane açıklaya açıklaya gidiyorum arkadaşlar. Bu sayının 4 katının 5 fazlası demek. Dört katının beş fazlası demek bu demektir. 41'e eşittir diyor. Yani bu ifade 41'e eşittir. O zaman 4 x 5'i 41'in yanına attığımızda arkadaşlar ne çıkar? 36 çıkar. x de buradan 9 çıkar arkadaşlar. Evet. Bana e, istenen sayı x onu soruyordu. x'i 9 bulduk diyoruz. Peki. Karesinin 9 eksiği 9 eksiğinin karesine eşit olan sayı kaçtır? Şimdi istenen sayı x olsun. Şimdi sayı kaçtır diyor ya o sayı x olsun. Karesinin 9 eksiği demek. Karesinin 9 eksiği 9 eksiğinin 9 eksiğinin, 9 eksiğinin nin arkadaşlar karesine eşitmiş. Matematiksel olarak böyle ifade ettik. Peki bize x'i soruyor. Bu ne demektir arkadaşlar? x kare eksi 9 eşittir birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Evet x kareler gider. E, 18 x eksi de bu tarafa atayım artı olur. Eksi 9'u da bu tarafa atayım artı 9 olur 18x eşittir 90 olur. X de arkadaşlar 5 çıkar. İstenen sayı 5'miş diyoruz. Soru bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 4 katıdır. Bu sınıfa 7 erkek öğrenci daha gelirse sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 3 katı oluyor. Buna göre sınıfta bulunan kız öğrenci sayısı kaçtır? Arkadaşlar soruyu okuduk. Bir sınıfta kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 4 katıdır diyor. Kim daha fazla arkadaşlar, değil mi? Erkeklerin 4 katıysa kızlar daha fazladır. O zaman şuraya bir tablomuzu oluşturalım. Erkek öğrenciler diyelim ve kız öğrenciler Kız öğrenciler erkek öğrencilerin 4 katı demek ne demek? Erkekleri x dersek arkadaşlar kızlarda erkeklerin dört katıysa 4x'tir diyoruz. Peki bu sınıfa 7 erkek öğrenci daha gelirse bakın 7 öğrenci daha geliyor ama erkek öğrenci sadece burası ne olur arkadaşlar 7 kişi daha ekledim. Peki sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 3 katı oluyor. Kızlarda bir değişiklik olmadı. Kızların sayısı arkadaşlar 4x. Kızlar, erkeklerin erkekler ne kadar oldu? 7 kişi daha gelmişti. X artı 7 oldu. Erkeklerin 3 katına eşit oluyor demektir arkadaşlar. Ee, bu şekilde soruları okumakta çözmemizi çok kolaylaştıracak. Peki şöyle dağıttığımızda 4x eşittir 3x artı 21 olur arkadaşlar. x'i bu tarafa atalım 3x'i. 21 ise 4 xten 3x çıktı x arkadaşlar. x 21'e eşitmiş diyoruz. Peki x'i bulduk. Peki bana neyi soruyordu? Sınıfta bulunan kız öğrencilerin sayısını soruyordu. Arkadaşlar x 21 ise kızlar kaç x'ti? 4 x'ti. O zaman ne diyeceğiz? Şuraya diyelim. 4 çarpı 21'den 4. 4 kere 2 8. 84 kişiymiş diyoruz arkadaşlar. Birinci, ikinci ve üçüncü sürahilerde sırasıyla A, B ve A eksi B litre meyve suyu bulunmaktadır. Üç sürahide toplam 8 litre meyve suyu vardır. Üçüncü sürahideki meyve suyu miktarı ikinci sürahideki meyve suyu miktarından 2 litre azdır. Buna göre B kaçtır diye bize soruyor. Soruyu tamamını okuduk arkadaşlar. Şimdi de tek tek her cümleyi okuyacağız. Birinci sürahi. ikinci sürahi. Üçüncü sürahi. Bunları yazdık. Sırasıyla birinci de A. İkinci de B. Ve üçüncüde de arkadaşlar A eksi B litre meyve suyu varmış. Peki. 3 sırahi de toplam 8 litre meyve suyu vardır. Toplam. Bunların toplamı 8 litreymiş. Hemen toplayalım. Yani A artı B artı A eksi B 8'e eşitmiş arkadaşlar. B'ler gittiğinde 2A 8'e eşitse A da 4'tür diyoruz. Peki A'yı bulduk. B, bize ama B'yi soruyordu. Devam ediyoruz. üçüncü sürahideki meyve suyu miktarı. 3'te kim var arkadaşlar? A eksi B. Peki. Meyve suyu miktarı. ikinci sürahideki meyve suyu miktarından 2 litre azdır. İkinci sürahide B var. Bundan 2 litre azmış arkadaşlar. Değil mi? Böyle olmaz mı arkadaşlar denklemimiz? Peki. Şimdi 2'yi bu tarafa attığımızda A artı 2 eşittir 2B oluyor. A'yı da bulmuştuk. Kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. 4 artı 2. 2B ise 4, 2 daha arkadaşlar. 6 eşittir 2B. B nedir? B de 3'tür diyoruz. C şıkkıdır. Diğer sorumuz bir bahçede toplam 40 tane elma ve armut ağacı vardır. Elma ağaçlarından ortalama 10 kilogram, armut ağaçlarından ortalama 12 kilogram meyve toplanır. Ağaçlardan toplamda 450 kilogram meyve toplandığına göre armut ağaçlarının sayısı elma ağaçlarının sayısından kaç fazladır diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi bu tarz soruları böyle toplam verdiyse nasıl yapacağız? Arkadaşlar mümkün olduğu kadar sayı problemlerinin belli kalıplı tarz soruları vardır. Ben bu soruları sizlere çözmeye çalışıyorum. Şimdi elma ağaçlarının sayısı olsun. Elma ağacı burası. Burası da armut ağacı olsun arkadaşlar. Elma ağaçlarının sayısı x olsun. Armut da y olsun diyebilirsiniz tabii ki ama iki bilinmeyenle uğraşmış olursunuz. Toplamını bildiğim için toplamını biliyorsam arkadaşlar birine x dediğimde diğerine de 40 eksi x diyebilirim çünkü toplam 40 tane ağaç var x tanesi elma ise. Armuta da 40 eksi x kalır arkadaşlar. bu Soruları bu şekilde yaparsanız toplamları verildiğinde daha rahat edersiniz. Peki elma ağaçlarından ortalama 10 kilogram arkadaşlar, armut ağaçlarından da ortalama 12 kilogram meyve toplanıyormuş. Peki ağaçlardan toplamda 450 kilogram meyve toplanıyormuş. Şimdi toplam ağırlığı da verilmiş. Şöyle düşünebilir miyiz? Bir ağaçtan ortalama 10 kilogram elma elde ediyorsak x tane ağaçtan ne kadar elma elde ederiz? 10 çarpı x. Bir tanesinden 10 kilo elma çıkıyorsa x tanesinden 10 çarpı x tane elma çıkar arkadaşlar. Peki aynı şeyi toplamları 450 olduğu için topluyorum. Peki 40 eksi bir tanesinden pardon bir tanesinden 12 kilogram armut çıkıyorsa arkadaşlar 40 eksi x tane armut ağacından ne kadar çıkar çarptığımızda bir tanesi 12 kilogramsa şu kadar tanesinden 12 çarpı 40 eksi x tane armut elde ederiz diyoruz arkadaşlar buraya dikkat edelim. Peki bu da nedir 10 x artı içeriye dağıttığımızda 12 çarpı 40 eksi 12 x neye eşitmiş arkadaşlar? Tabii şu eşitliği de yazalım. 450 kilograma eşitmiş toplamda. Evet bu şekilde yapıyoruz. Şimdi denklemimizi çözelim. Ee, 10 x eksi 12 x eksi 2 x eder. Artı 40 ile 12'yi çarptığımızda 4 kere 2 8, 4 kere 1 4'ten 480 oluyor arkadaşlar. 450'ye eşitmiş. Şimdi şurası büyük şu küçük olduğu için hepsinin bir taraf değiştirelim. Şu eksiden de kurtulalım. E, ee, eksi 2 x'i eşitliğin sağ tarafına atalım. 450'yi de 480'in yanına atalım. 480 eksi 450 eşittir 2 x arkadaşlar. 480'den 450 çıkarsa 30 kalır. 30 eşittir 2 x ise x nedir? 15'tir deriz. Peki. X'i bulduk. Yani elma ağaçlarının sayısını bulduk arkadaşlar. 15'miş. Bana neyi soruyordu? Armut, armut ağaçlarının sayısı elma ağaçlarının sayısından kaç fazladır diye soruyordu. Peki elmalar şöyle diyelim. Elma x'ti. Armut ise 40 eksi x'ti. Peki elmayı bulduk. Yani x'i bulduk. Bu 15 tane ağaç var. Armut da arkadaşlar 40 eksi 15'ten kaç oluyor? 25, 35, 40. Evet 25 oluyor. 25 tane de armut ağacı varmış. Bana kaç fazladır diyor. Kaç fazla arkadaşlar? 25 eksi 15'ten 10 fazladır diyoruz. Cevap A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Peki diğer sorumuz. Bir merdivenin basamakları basamaklarını ikişer ikişer çıkıp dörder dörder inen Sena'nın çıkarken hatta adım sayısı inerken hatta adım sayısından 5 fazladır. Buna göre merdiven kaç basamaktadır? Arkadaşlar burada isterseniz merdivenin basamak sayılarına x diyebilirsiniz. isterseniz adım sayısına diyebilirsiniz ama bu tarz sorularda şimdi bana neyi soruyor? Basamak sayısını sorduğu için bana sorulana göre yapalım yani basamak sayısının sayısına x diyelim bunu unutmayalım arkadaşlar e, basamak sayısı x olsun Yani bir merdiven var bunun x tane basamağı var Peki arkadaşlar x basamaklı bir merdiveni ikişer ikişer çıktığında ve dörder dörder indiğinde attığımız adım sayısı Bakın şöyle düşünün bir merdiven var şimdi bazen soruları anlamadığınızda böyle mantığını anlamaya çalışın e, gerek kendiniz küçük sayılar vererek gerek böyle deneyerek hani ben olsam nasıl yapardım diye şimdi bu 1 2 3 4 5 basamaklı bir merdiven ben ne yapıyorum arkadaşlar e, şuradayım ve birer birer atlıyorum yani şuradaydım İşte şu basamağı atlamıyorum buraya atlıyorum. Sonra şöyle atlıyorum. Gördüğünüz gibi 5 basamak var ama ben ne yaptım arkadaşlar? Şuraya bir de şuraya şu aradaki basamakları es geçtim. Toplam kaç adım atmış oldum? Gördüğünüz gibi 3 adım atmış oldum. Yani bu mantıkla gidin. Arkadaşlar o zaman ben şöyle dersem buna. E, x olsun dedik. İkişer ikişer çıkıp. Yani ikişer ikişer çıktığında arkadaşlar. X bölü 2 nedir? Ee, çık, çıkarken attığı adım sayısı çıkarken attığı adım sayısı evet ee, ve inerken de dörder dörder iniyordu x bölü 4 de inerken inerken attığı adım sayısı diyoruz. Buraya dikkat edelim. Evet arkadaşlar adım sayısını da bu şekilde buluyoruz. Şimdi bana ne diyordu? Çıkarken attığı adım sayısı neydi o? X bölü 2 idi. İnerken attığı adım sayısından 5 fazladır. İnerken attığı adım sayısı neydi? X bölü 4'tü. Bundan bunun diyelim 5 fazlasına eşittir. Değiştirmedim değil mi? Böyle bir cümle kurarak soruyu denklemimi daha rahat kurmamı sağladım. 5 fazlasına eşittir. Peki artık biz bu denklemi çözeceğiz arkadaşlar. Peki ne yapalım? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Yani x bölü 2'nin yanına x bölü 4 eksi olarak geçsin ve 5 de sağda kalsın. Bunu yapabilmek için paydalarını eşitlemem lazım. İsterseniz şurayı da 4 ile eşitleyelim. Paydalardan kurtulalım. Ya da siz çapraz çarpımdan da yapabilirsiniz. Peki burası ne olur? 2x eksi x bölü 4 olur. Ortak payda da. Burası da 5 kere 4 20 bölü 4 olur. Peki artık 4'ler gitti. 2x'ten x çıkarsa ne kalır arkadaşlar? x kalır. x neymiş? 20'ymiş. Yani merdivenimiz kaç basamaklıymış? 20 basamaklıymış çünkü basamak sayısına x demiştik. X'i de bulduk 20 çıktı arkadaşlar. Cevap B şıkkıdır diyoruz. Diğer sorumuz bir sınıfta öğrenciler sıralara üçerli oturduklarında 6 öğrenci ayakta kalıyor. dörderli oturduklarında ise 2 sıra boş kalıyor. Buna göre sınıfta bulunan sıra sayısı kaçtır diye bize soruyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda ister sıra sayısına x deyin ister sınıf mevcuduna x deyin. E, iki yoldan da yapabilirsiniz ama eğer sınıf mevcuduna x derseniz şurada sıralara üçerli oturduklarında 6 öğrenci ayakta kalıyormuş ya. Sınıf mevcudundan 6 öğrenciyi çıkartıp sonra 3'e bölerek işleminizi yapabilirsiniz. Biraz sınıf mevcuduna x dediğinizde e, uğraştıracak bize çetrefilli çıkacak biraz denklemlerimiz. Birçok şeyi düşünmeniz gere gerekecek. Ama eğer ki bu tarz sorularda sıra sayısına x derseniz daha e, rahat edersiniz. O yüzden ben soruyu sıra sayısına x diyerek anlatacağım arkadaşlar. Sıra sayısı sınıftaki sıra sayısı x olsun. Evet şimdi... Bir sınıfta öğrenciler sıralara üçerli oturduklarında bir sıraya 3 öğrenci oturuyor. X sıraya arkadaşlar toplam 3x öğrenci oturur. Değil mi? Bir sıraya 3 öğrenci oturuyorsa x tane sıramız var. Ne kadar? 3x öğrenci oturur. Peki ne yapıyormuş? 6 öğrenci de ayakta kalıyormuş. 6 öğrenciyi de eklediğimde bu denklem bana sınıf mevcudunu vermez mi? sınıf mevcudu 3x artı 6 imiş. Peki devam ediyorum. Dörderli oturduklarında da iki sıra boş kalıyormuş. Şimdi sıra sayım x'ti. Dolu olanlar ne kadar? İki tanesi boş kalıyormuş ya. x eksi iki tanesi dolu olan sıra. Peki nasıl dolu ama dörderli oturduklarında? Bir sıraya dört kişi oturuyorlarsa arkadaşlar x eksi iki sıraya Toplam 4 çarpı x eksi 2 kişi oturur. Peki 2 sıra boş kalıyor dedik. Onu da yaptık. Bu da bana neyi verir arkadaşlar? Sınıf mevcudunu verir. Peki sınıf mevcudu sabit olduğu için bu iki denklemi birbirine eşitleyebiliriz arkadaşlar. Onu da diyelim. Sınıf mevcudu sabit olduğu için için arkadaşlar 3x artı 6'yı 4 çarpı x eksi 2'ye eşitleyebilirim. Peki o zaman şurasını bir düzenleyelim. Dalma işlemini uygulayalım. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Eksi 8 6'nın yanına artı 8 olarak geçsin. 3x ile 4x'in yanına 3 eksi 3x diye geçsin. Burası nedir arkadaşlar? 14x. Peki sınıftaki sıra sayısını buldum. X tane sıra varmış 14 tane. Sıra sayısı kaçtır diye bize soruyordu. Sıra sayısı 14'müş diyoruz. Peki diğer sorumuza bakalım. Bir hastanede bulunan her doktora 15 hasta düşmektedir. Doktorlardan iki tanesi gelmediğinde ise bir doktora 18 hasta düşmektedir. Buna göre bu hastanede kaç hasta vardır diyor. Arkadaşlar bu bu tarz sorular yani bu doktor olarak doktor ve hasta sayısı olarak verdik ama bazen de bu şöyle çıkıyor. İşte bir grup lokantaya gidiyor. 5 kişi ücretini öderken 3 kişi ödemiyor ve onların parasını da 5 kişi ödüyor falan gibi hani sorular oluyor ve aynı tarz çözülüyor bu sorular. Şunu bir çözelim. O zaman öteki soruları da bu tarzda çözebilirsiniz. Bir hastanede bulunan her doktora 15 hasta düşüyormuş. Yani burada ne diyelim arkadaşlar? Doktor sayısına x diyelim. Doktor sayısını bilmiyoruz. Şimdi bir tane doktora 15 hasta düşüyorsa arkadaşlar x tane doktora kaç hasta düşer? 15 çarpı x hasta düşer. Peki bu nedir arkadaşlar? Hastanedeki hasta sayısıdır. Peki 15x. Doktorlardan iki tanesi gelmediğinde yani doktor sayısı arkadaşlar iki tane azaldı. Doktorlara 18 hasta düşmektedir. Bir doktora 18 hasta düşüyorsa x eksi 2 doktora 18 çarpı x eksi 2 hasta düşer arkadaşlar. Bu da yine toplam hasta sayısını bana verir. Hasta sayıları eşit olduğu için bu denklemler birbirine eşittir arkadaşlar. 15x eşittir 18 çarpı x eksi 2'dir. Peki dalma işlemi uyguladığımızda 15x eşittir 18x eksi 36 olur. 36'yı bu tarafa atalım. Pozitif olsun. 18x'in yanına 15x de arkadaşlar eksi olarak geçsin. 36 eşittir 3x. Evet. Peki buradan da arkadaşlar x ne çıkar? 3'e böldüğümüzde 12 çıkar. Evet x değerini bulduk. Bana sorduğu neydi? Hasta sayısıydı. Hasta sayımız istediğiniz denklemi alabilirsiniz. İster 15x'i ister 18 çarpı x 82 alabilirsiniz. Ben 15x'ten yapmak istiyorum. Hasta sayısı 15x ise arkadaşlar peki x neydi? 12 idi. 15 çarpı 12 kaç oluyor? Hemen şuraya çarpalım isterseniz. 2 kere 5 10 3 1 gördüğünüz gibi 100 arkadaşlar 80 oluyor. Şöyle diyelim. 180'miş diyoruz. Cevap B şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuz. 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü bir sınavda 40 sorunun hepsini yanıtlayan bir öğrenci 25 net yaptığına göre kaç soruyu yanlış yanıtlamıştır diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi burada e, doğru ve yanlış sayısı var. E, arkadaşlar doğru sayısı x olsun yanlış sayısı da y de olabilir yani iki bilinmeyen de de, de de uğraşabilirsiniz ama e, şöyle de diyebiliriz arkadaşlar sonuçta toplam soru sayısı verilmiş 40 tane soru var yanlış da ben 40 eksi x diyebilir miyim toplam 40 soruya yanıt verdiği için öğrenci yanlış da bu olsun peki hepsini yanıtlamış eğer ki bir kısmını yanıtlamasaydı o zaman çıkartırdık arkadaşlar. Peki bir öğrenci 25 net yapmış ve 4 yanlışta 1 doğruyu götürüyor. Hemen arkadaşlar şöyle mantığını nasıl kuracağım diye e, telaşlandıysanız şöyle düşünün. Şimdi 8 tane yanlış yaptınız ve 4 yanlış bir doğruyu götürüyorsa ne yaparsınız arkadaşlar? 8'i 4'e bölürsünüz. Kaç çıkar? 2 çıkar. Yani benim 2 tane doğru mu silecek bu yanlışlar? Değil mi? Böyle düşünüyoruz. O zaman şöyle diyelim mi arkadaşlar? Net sayısı doğru sayımdan yani X'ten ne kadar çıkartacak arkadaşlar? Yanlış sayım 40 X'i bunu 4'e böldüğümde 4 yanlış bir doğruyu götürdüğünden net sayım bu olacak. Doğru mu? Doğru sayımdan şu kadarını ne yapacak arkadaşlar? Silecek. Bu net sayımı veriyor. Peki net sayımız neymiş? 25'miş. Yani x eksi 40 eksi x bölü 4 28'e 25'e pardon eşitmiş arkadaşlar. Peki paydalarını diyelim? Hepsinin paydası 4 olsun. Ne çıkar? 4x eksi ortak paydı yazıyorum şimdi. Eksi 40 arkadaşlar artı x. Neden artı x? Çünkü şu baştaki eksi hem 40'ı hem de x'i arkadaşlar etkiliyor. Dağıttığımızda eksi 40 artı x olur. Buraya dikkat edelim. Bölü 4 eşittir. 100 bölü 4 olur. 4'ler gitti. Şurayı bir düzenleyelim. 4x x daha 5x. 40'ı da 100'ün yanına atalım arkadaşlar. Ee, 140 diyelim. 5'e böldüğümüzde 2 kere 5 10 ne çıktı? 28 çıktı arkadaşlar. Doğru sayımız 28'miş. Bana neyi soruyordu? Yanlış sayısını soruyordu. Doğru arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Doğru sayısı 28 ise yanlış sayısı da 40 eksi 28'den 12 çıkar. Cevap A şıkkıdır diyoruz. Diğer sorumuz. Evet bu soruyu dikkatlice dinleyelim. Bir otobüs firması her bir yolcu için belli bir kilograma kadar bagaj limiti koymuştur. Bu limiti geçen yolculardan limitin üstünde olan her bir kilogram için belirli bir ücret almaktadır. Bu yolculukta bir kişi 40 kilogram bagaj için 80 lira, 3 kişinin bagaj ağırlığı limiti geçmiş ve bu kişiler 60 kilogram için toplam 48 lira ödemiştir. Buna göre bagaj limiti kaç kilogramdır diyor arkadaşlar. Şimdi normalde 80 lira ödemişse değil mi limiti geçmiş demektir. Yoksa belli bir miktar bagajda ücret almıyorlar. O zaman şöyle düşünelim mi biz limiti x lira diyelim bilmiyoruz. x kilogram pardon. Limit x kilogram olsun. Peki limitin üstü her kilogram içinde ne kadar ödesinler arkadaşlar onu da vermemiş. A lira ödesinler. Şöyle diyelim. Limit üstü her kilogram için A lira ödensin. Peki bilinmeyenleri yazdık. Şimdi e, bu yolculukta bir kişi ki 40 kilogramlık bagaj için 80 lira ödemiş. Limiti aştığını biliyoruz, değil mi? O zaman ne kadar aştığını bulmak için 40 kiloymuş ya toplam. Şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? 40 eksi x, değil mi bu? Aştığı limit oluyor. 40'tan limiti çıkardığımızda geriye kalan ücretini ödeyeceği kilogram olur. Diyelim ki örneğin hani 3 kilogram fazla çıktı. Arkadaşlar 3 kilogramın 1 kilogram için A lira ödeyecekse 3 kilogram için çarpı A deriz. Değil mi? Mantık böyle. Peki buna ne kadar lira ödedi? 80 lira ödedi. Bakın her bir fazla ağırlık için A liraydı. 40 eksi x tane fazla ağırlık içinde arkadaşlar çarpı A dedik. Bu da 80 liraya eşit oluyormuş. Peki bu ilk madde içindi. İkinci madde için ne oluyor? 3 kişinin bagaj ağırlığı limiti geçmiş ve bu kişiler 60 kilogram için toplam 48 lira ödemiştir. Bu sefer limit yine x arkadaşlar ve ne kadar aştı kilogramı bilmiyorum. 60'dan x'i çıkartacağım ama bunlar 3 kişi olduğu için arkadaşlar her birisi x kilogram aştıysa 3 kişi de 3 x kilogram limiti aşmıştır. Peki buna da her bir aşılan kilogram için a lira ödeniyordu. Bu da neydi arkadaşlar? 48 liraya eşitmiş. Mantığı bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Böyle bir durumda arkadaşlar oran ve orantıdan şunu yapabiliriz. Bu iki ifadeyi arkadaşlar oranlayabiliriz. Nasıl oranlayalım? Şöyle taraf tarafa oranlarsak. Yani ne olur arkadaşlar? Hemen yan tarafa yapayım. Şöyle diyelim. 40 eksi x çarpı a Eşittir 80, eşittirine koymayacaktık. Neyse, bölü 60 eksi 3 x çarpı a, şöyle 80 bölü 48 diyelim. Evet, böyle oranladık. A'lar gitti. E, 80'i 8'e böldüğümüzde 10, 48'i 8'e böldüğümüzde 6. Bunlar 2 ile de sadeleşir 5'e 3 olur arkadaşlar. Evet, yani ne oldu? 40 eksi x, x bölü 60 eksi 3 x arkadaşlar 5 bölü 3 oldu. Evet denklemimiz artık bu. Peki ne yapalım bunu? Çapraz çarpımdan içler dışlar çarpımından 3 çarpı 40 eksi x eşittir. 5 çarpı 60 eksi 3 x dağıtalım. 120 eksi 3 x eşittir. 5 kere 6 300 eksi 15x. 15x'i bu tarafa atalım artı olur. 15x eksi 3x eşittir 120de 300'ün yanına atalım. 300 eksi 120 olur. Burası da kaç olur? arkadaşlar? 12x olur. 300'den 120 çıkarsa 0, 8. 180 olur arkadaşlar. 12'ye böldüğümüzde 180'i e de kaç olur? bir kere 12 60'ta da 5 olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi x 15 çıktı. X dediğim neydi arkadaşlar? Limit 15 kilogrammış. Yani bir kişi en fazla 15 kilogramlık yük getirebiliyormuş. Peki bana göre bagaj limiti kaç? Buna göre bagaj limiti kaç kilogramdır? X kilogramdı. Yani 15 çıktı arkadaşlar. Diğer sorumuz. Pil ile çalışan bir robot ilk 6 adımı ileri sonraki 3 adımı geri atarak ilerlemektedir. Pil tam dolu iken 190 adım atabilen bu robot başlangıç noktasından en çok kaç adım uzağa hareket edebilir diye bize soruyor. Arkadaşlar hemen şimdi adım adım yapalım. İlk 6 adımı ileri atıyor. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ileri attı. Peki. Sonra da 3 adımı geri atıyor. 1, 2 ve 3. Buraya geldi arkadaşlar. Peki toplam kaç adım attı? Toplam arkadaşlar. 6 ilerledi. 3 de geriledi. 6 artı 3'ten 9 adım attı. Peki kaç adım ilerlemiş oldu? neticede sonuçta gördüğünüz gibi sadece 3 adım ilerledi. Yani şöyle düşünüyoruz. 9 adımda 3 adım ilerliyor. 9 toplam arkadaşlar 9 adım attı ve 3 adım sadece ilerleyebildi. Mantık bu. Peki tam doluyken 190 adım atıyor. O zaman şöyle diyelim mi? Bu 190 adımın içinde kaç tane 9 adım var? Onu bir bulalım. 190'ın içinde arkadaşlar kaç tane 9 adım olduğunu bulmak için bölüyorum. 18, 10'da 9 bir kere. Evet bir kaldı. Bir adım attı. Peki şöyle bir dursun. 190'ın içinde gördüğünüz gibi 21 tane arkadaşlar 9 adım var. Peki her 9 adımda 3 adım ilerliyorsa 21 tane 9 adımda kaç adım ilerlemiş olacak arkadaşlar? 63 adım ilerlemiş olacak. Bu şekilde düşünüyoruz. Peki 63 adım ilerlemiş olacak ama şurada bir adımda kalmıştı. Yani bir adım daha atacak. Geriye gidemiyor çünkü altı adımdan sonra geriye gidiyordu. O bir adım attığında da ileride kalmış oluyor. Toplam 64 adım ilerlemiş olacak arkadaşlar. Şu kalan bir adımı da ekledik. Peki bana neyi soruyordu? En çok kaç adım uzağa hareket edebilir? En çok arkadaşlar 64 adım uzağa hareket edebilir. Evet, e, bu şekilde çözüyoruz. Diğer sorumuz. Bir bilet kuyruğunda etka baştan 10. sırada, esra ise sondan 12. sıradadır. Etka ile esra arasında 3 kişi olduğuna göre bu bilet kuyruğunda en az kaç kişi vardır diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. E, şöyle diyelim arkadaşlar. Biz burada hangisi önde hangisi arkada bilmiyoruz. Yani etka esranın önünde mi? yoksa Esra mı etkanın önünde değil mi sırada bilmediğimiz için iki durum var burada. İki durum var. Hangisi önde bilmiyoruz. O yüzden iki duruma göre çözeceğiz arkadaşlar. Şöyle diyelim. Birinci durum. Etka öndeyse yani sıranın başı şu. başlangıç diyelim. Etka 10. sırada baştan 10. sırada olsun. Şöyle ve 10. sırada da Etka olsun. Peki 10. sıra. Arkadaşlar Etka 10. sıradaysa Etka'dan önce kaç kişi vardır? 9 kişi vardır. Değil mi? Kendinizi düşünün. 3 kişisiniz. Sıradasınız. Siz şuradasınız. Üçüncü kişisiniz. Sizden önce kaç kişi vardır? İki kişi vardır. Bu mantıktan arkadaşlar. Etka onuncu sıradaysa kendinden önce 9 kişi vardır. Doğru mu? Evet. Peki e, Esra ise sondan on ikinci sırada ve Etka ile Esra arasında da üç kişi vardır. Bakın burada Etka var. Etka ile Esra arasında üç kişi var. Yani 1 iki üç kişi var. Sonra kim var arkadaşlar? Esra. Evet. Esra da sondan 12. sırada. Sondan 12. sıradaysa. Ama bu sondan. Peki kendinden sonra kaç kişi vardır? 10 kişi daha var. 12 pardon 11 kişi daha vardır. Değil mi? On, sondan 11 kişi var. 12.si de Esra. Mantık bu. Peki toplam kaç kişi var arkadaşlar? 9 burada. 3 kişi de şu arada var. 11 kişi de arkadaşlar sonda var. Bir de Etka, bir de Esra var. Toplam kaç kişi? 11, 9 daha 20, 23, 24 ve 25 kişi. Birinci durumda 25 kişi oluyor. Peki ikinci duruma bakalım. Şimdi ikinci durum. Şu birinci duruma şey diyelim. Etka önde ise Şimdi de ikinci durumda da Esra önde ise Evet arkadaşlar. Hemen şöyle diyoruz. Şimdi ıı, Esra önde olsun. Başlangıçta kaç kişi var bilmiyorum. Şurada Esra var. Evet. Arada 3 kişi var. Etka ile Esra arasında 3 kişi var. Çünkü 1, 2, 3. Sonra kim geliyor? Etka. Evet arkadaşlar. Şimdi çözelim. Ve Etka'dan sonra da belli bir miktar kişi var. Arkadaşlar hemen bakalım. Bir okuyalım. Etka baştan 10. sırada. Baştan 10. sıra. Baştan. Evet, o zaman önünde kaç kişi var Etka'nın? 9 kişi var, değil mi? 1 2 3 4. Esra. Sonra geriye kaç kişi kaldı arkadaşlar? Toplam 9 kişi olması için 5 kişi daha kaldı. Esra'dan Esra'nın önünde 5 kişi var. 6.'sı Esra, 7 8 9 ve gördüğünüz gibi 10.'cusu da Etka oluyor. Buraya dikkat edelim. 5 kişi var şu arada da arkadaşlar 3 kişi var. Bunu yaptık. Sonra videoda Esra sondan 12. sırada. Sondan 12. sıra. Sondan. Evet. Sondan 12. sıradaysa Esra'dan sonra arkadaşlar 11 kişi var. Peki 1, 2, 3, 4 tane etka. 11 olması için burası kaç oluyor arkadaşlar? 7 kişi oluyor. Yani 7 kişi burada var. 8. Etka, 9., 10., 11. ve 12. de Esra. Gördüğünüz gibi. ikinci durumda bu şekilde arkadaşlar. Peki toplam kaç kişi vardır? 5 kişi Esra'nın önünde, 3 kişi arada, 7 kişi en sonda ve bir Esra var, bir de Etka var. Toplam kaç kişi arkadaşlar? 7 3 daha 10 15 16 17 kişi. Bu da ikinci durum. Peki bana neyi soruyordu arkadaşlar? En az kaç kişi vardır? En az arkadaşlar birinci durumda kuyrukta 25 kişi vardı. İkinci durumda kuyrukta 17 kişi var. Az olan kim arkadaşlar? En az durum 17 kişidir diyoruz. Cevap D'dir diyoruz. Eğer bana en fazlayı sorsaydı arkadaşlar e, kuyruktaki kişi sayısının en fazla olduğu durumda 25'ti. Olduğu durum diyelim. En fazlayı sorsaydı 25, en azı sorduğu için 17'dir. Cevap D diyoruz. Diğer sorumuz uzunlukları aynı olan iki mumdan biri 3 saatte diğeri 4 saatte tamamen erimektedir. Aynı anda yakılan mumların boyları oranı yakıldıktan kaç saat sonra 1 bölü 2 olur? Arkadaşlar burada ne yapalım? Mumların boyuna x diyelim. Çünkü bilmiyorum mumların boyunu. Mumların boyu x olsun. Sonra da iki tane mumumuz var. Şöyle diyelim birinci mum. Şöyle de ikinci mum diyelim. Evet. Peki arkadaşlar bunların uzunlukları aynı. Yani her ikisi de boyu, her ikisinin boyu da x. Peki birisi 3 saatte bitiyor, diğeri de 4 saatte bitiyor arkadaşlar. Tamamen eriyerek bitiyorlar. O zaman arkadaşlar bunun boyu, birincinin boyu x ise 3 saatte bitiyorsa acaba 1 saatte ne kadarı biter? Önce onu düşünelim. 1 saatte Arkadaşlar ne kadar bitmiş olur? Erimiş olur. X bölü 3'ü erir. Tamamı 3 saatte eriyorsa 1 saatte X bölü 3'ü erir arkadaşlar. 3 saatte de gördüğünüz gibi tamamı erimiş olur. Peki diğerine bakalım. Diğeri de 4 saatte eriyorsa 1 saatte ne kadar erir? Aynı mantıkla. Onun da arkadaşlar X bölü 4'ü erir. Evet buraya dikkat edelim. Aynı anda yakılıyorlar ve mumların boyları oranı yakıldıktan kaç saat sonra bana sordu bu kaç saat sonra biz bunu bilmiyoruz ya t saat sonra diyelim t saat sonra arkadaşlar birinci mumun ne kadarı erir bir saatte x bölü 3'ü eriyorsa t saatte arkadaşlar t çarpı x bölü 3'ü erir. 1 saatte bu kadar erir, erirse t saatte de bu kadar erir arkadaşlar. Peki aynı şeyi ikinci mum için de söylüyorum. T saatte ne kadar erimiş olur arkadaşlar? T çarpı x bölü 4'ü erir. Evet arkadaşlar denklemimi yaptım. Burayı kurdum. Peki bana neyi soruyordu? Boyları oranı yıkıldıktan kaç saat sonra 1 bölü 2 eşit işte olur. Yani bunlar eriyen miktar. Kalan miktarlar ne arkadaşlar? Hemen şöyle de kalan miktarlarını yazalım. Birinci mumdan kalan nedir? Tamamı x arkadaşlar. Eriyen ne kadar? Xt bölü 3'tür. Tamamı x. Eriyeni de çıkardığımda bu kalan boy değil midir? Evet. Diğeri için de kalan boya bakalım. Tamamı x olduğuna göre arkadaşlar bunda da x t bölü 4'ü eridi. Kalan da x eksi x t bölü 4'tür. Peki kalan boylarının oranı ne olacakmış? 1 bölü 2 olacakmış. O zaman şöyle diyelim mi? Birinci mumdan kalan miktar ne kadar? Şuraya diyelim. x eksi x t bölü 3'tür. Birinci mumdan kalan. Oranı dediği için hemen oranlıyorum. İkinci mumdan kalan nedir? x eksi x t bölü 4'tür. Peki oranları ne olacakmış arkadaşlar? 1 bölü 2 olacakmış. 1 bölü 2'ye eşitledim. Peki paydalarını eşitleyelim. Şurada ne diyelim arkadaşlar? Burayı 3'le eşitleyelim. Şurayı da 4 ile eşitleyelim. Genişlettiğimizde ne olur arkadaşlar? 3 x eksi x t bölü 3 paydalar eşit olduğu için bölü 4 x eksi x t bölü 4 niye eşitmiş 1 bölü 2'ye eşitmiş Peki ne yapıyorduk birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyorduk birinci neyi arkadaşlar 3 x eksi x t bölü 3 birinci aynan yazdım, İkinciyi ters çevirip çarp, 4 bölü 4x x t. Niye eşitmiş? 1 bölü 2 eşitmiş. Paylar kendi arasında, paydalar da kendi arasında çarpılıyordu. Bu ne demektir arkadaşlar? Şöyle diyelim, 4 çarpı 3x x t. Aşağıda ne var arkadaşlar? 3 çarpı 4x x t var neye eşitmiş 1 bölü 2'ye eşitmiş peki dağılma işlemini uygulayalım İçeriye dağılsın ne olur 4 kere 3 12 x eksi 4 x t bölü şurası ne olur 12 x eksi 3 x t neye eşit 1 bölü 2 eşit çapraz çarpımdan içler dışlar çarpımından iki kere 12 x 24 x eksi 2 kere 4 x de 8 x t eşittir 1 kere 12x, 12x eksi 1 kere 3x de 3x t arkadaşlar. Peki. Şöyle kaydıralım. Peki 12x var, 24x var. Yanına attığımızda arkadaşlar şöyle gösterelim. Ne kalır? 12x kalır. Eşittir. Burada 3x var. Burada 8x t var. Bunu sağ tarafa attığımda pozitif olur. Ne kaldı? 12x eşittir. 5x t kaldı. Gördüğünüz gibi. x'ler sadeleşir. Hepsi çarpım durumunda olduğu için hemen şuraya devam ediyorum arkadaşlar. Ne olur orası? Şöyle olur. 12 eşittir 5t olur. Buradan da t'ni çıkar. t eşittir 12 bölü 5 çıkar. Arkadaşlar t bu x değil yalnız öyle diyelim x gibi göründü. Peki bana kaç saat sonra yani t'ye soruyordu arkadaşlar neymiş? 12/5'tir. bölü 5'tir, A şıkkıdır diyoruz. Diğer sorumuz bir miktar para 8 kişiye eşit olarak paylaştırılıyor. Aynı para 12 kişiye eşit olarak paylaştırılsaydı kişi başına 15 lira daha az para düşecekti. Buna göre paylaştırılan toplam para kaç liradır? Arkadaşlar 8 tane kişi var. Yani şöyle diyelim birinci kişi işte ikinci kişi nokta 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 sekizinci kişi diyelim. Her birinin aldığı para miktarına x diyelim bilmiyoruz. Çünkü, çünkü x x değil mi toplam parayı bulacağım ve x. Kaç tane x var arkadaşlar? 8 kişi olduğu için 8 x var. Paranın tamamı 8 x'miş diyebiliriz o zaman. Paranın tamamı. Peki diyor ki aynı para yani 8 x olan para 12 kişi eşit işte olarak paylaştırılıyor. Yani biz bu 8 x'i eşit paylaştırılıyormuş ya. 12'ye böldüğümüzde arkadaşlar değil mi? Her bir kişi bir kişinin aldığı paraya eşit oluyor bu denklem. 8x bölü 12. Denklem değil arkadaşlar ifade. Peki ne oluyormuş? Yani bir kişi artık 12 kişi 12'ye paylaştırdığımızda aynı para 12 kişi eşit olarak paylaştırdığımızda bir kişi ne kadar para alacak? 8x bölü 12 lira alacak. Yani bu ne demektir? Kişi başına 15 lira daha az düşecekmiş. E başta x liraydı. 15 lira daha az düşecekse bu kadar lira alacaklar demektir. E bu kadar lira neye eşitmiş arkadaşlar? 8x bölü 12'ye eşittir. Şimdi denklemimizi kurduk. Tekrar edelim isterseniz. Paranın tamamı 8x ise biz bunu 12 kişiye paylaştırdığımızda bir kişiye 8x bölü 12 lira düşer. E normalde bir kişiye x lira düşüyordu. Artık 8x bölü 12 lira düşecek. Ve diyor ki yani eski parasından bu ifade eski parasından 15 lira daha azmış. Bana onu diyor. O zaman 15 lira daha azsa bu şu ifadeye eşittir diyoruz. Peki artık içler dışlar çarpımından denklemimizi kurabiliriz. İsterseniz şurayı bir sadeleştirelim. 4 ile böldüğümüzde 2. 4 de böldüğümüzde 3 oluyor. Yani x eksi 15 eşittir. 2x bölü 3 oluyor. Bunun paydasına görünmeyen bir var. İçler dışlar çarpımından 3 çarpı x eksi 15 eşittir 2x oluyor arkadaşlar. İçeriye dalma işlemi uyguladığımızda 3x eksi 45 2x ise peki 2x'i 3x'in yanına atalım eksi 2x olur. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Eksi 45'i de sağ tarafa attığımda artı 45 olur. Burada ne olur? x eşittir 45 olur arkadaşlar. Evet x'i bulduk. Yani her bir kişi başlangıçta 45 lira alıyormuş. Paylaştırılan toplam para kaç liradır diyor. Toplam paranın tamamı neydi arkadaşlar? 8x'ti. O zaman x'i bulduk. 45 bulduk. 8 çarpı 45'ten ne çıkar? 8 kere 5, 40 elde var 4, 32, 360 çıkar arkadaşlar. 360 liraymış paramız. Peki E şıkkıdır diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Evet. Bir manavdan 3 kilogram elma 2 kilogram armut ve 5 kilogram portakal alındığında 23,5 lira ödenmektedir. Aynı manavdan 2 kilogram elma, 3 kilogram armut alan bir kişi de 12 lira ödediğine göre 1 kilogram elma, 1 kilogram armut ve 1 kilogram portakal alan bir kişi kaç lira öder diye bize soruyor. Arkadaşlar şimdi biz bu elma, armut ve portakalın 1 kilogramının fiyatını bilmiyoruz. Şöyle diyelim. Elmanın 1 kilogramı arkadaşlar ne olsun? X lira olsun. Peki armutun 1 kilogramı Y lira olsun e, ve portakalın 1 kilogramı Z lira olsun. Peki. Ne yaptı? 3 kilogram elma aldı. 1 kilogramı X lira ise 3 kilogramı 3x lira. Sonra 2 kilogram armut aldı. 1 kilogramı y ise 2 kilogramı 2y. Sonra 5 kilogram portakal aldı. 1 kilogramı z ise 5 kilogramı 5z lira tutar. Toplam ne kadar ödedi arkadaşlar? 23,5 lira ödedi. Yani bu ifade 23,5'a eşittir diyoruz. Peki devam ediyoruz. Aynı manavdan 2 kilogram elma yani 1 kilogramı x'i 2 kilogramı 2x ve arkadaşlar 3 kilogram armut, 1 kilogramı ye ise 3 kilogramı 3 ye alan bir kişi de ne yapmış arkadaşlar? Şöyle diyelim, 12 lira ödemiş toplamda portakal almıyor bu sefer. Peki 1 kilogram elma, 1 kilogram armut, 1 kilogram portakal alan bir kişi kaç lira öder? Yani 1 kilogramları şu kadardı, bunların toplamını bana soruyor. Peki arkadaşlar şöyle baktığımızda burada bir şeyler yapmamız lazım. Şu dikkat ettiğimde 3 eksi 2 x 5 x oluyor. 3 y 2 y 5 y oluyor ve 5 z. O zaman ben bunları taraf tarafa toplayayım. Şöyle. 3 x 2 x daha 5 x. 2 y 3 y daha 5 y. Bir de şurada 5 z var. Topladığımda 23 12 daha arkadaşlar. 35 buçuk oluyor. Peki hepsi 5 olduğuna göre 5 parantezini aldığımızda 35 buçuk arkadaşlar. 5'e böldüğümüzde her iki tarafı x, y ve z eşittir. 35 buçuk bölü 5 oluyor. Peki bana sorduğu da x, y, z'nin toplamıydı. 35 buçu 5'e böldüğümüzde arkadaşlar ne olur? ve sanki hiç virgül yokmuş gibi bölebiliriz. 7 kere 5 35 evet 71 o da ne demektir arkadaşlar 7.1 demektir evet yani cevap arkadaşlar D şıkkıdır diyoruz evet kanalıma abone olup beğenirseniz arkadaşlar destek olursanız sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın